içmesin. Oruç başlamıştır. İçmeyelim. Bırakın. Ezan okunuyor. Evet. Oruç başlamıştır. Resmen başladı. Neyse, tam zamanında su çektik. Mükemmel zamanlama vallahi. Gözüm üstünüzde olacak. Az daha oruç başlamadan orucumuzu bozuyorduk. Sorma. Ucuz yırttık. Yeterince sıvı aldık mı? Aldık. Yeteri kadar sıvı aldık vallahi. Sen niye cevap veriyorsun? Ya kardeşim, seninki lafı ortaya kattı. Ben de sadece cevap verdim. Ne oldu? Allah Allah, ortaya da atsa cevap verme. Cevap versem ne olur? Aa, başıma iğne ya. Üf. Aa, yeter ama. Ne böyle kedi köpek gibi kapışıyorsunuz? Hangisi kedi yenge? Uf, Zehra. Aa. Bir daha ağzını açma hayırsız. Açma. Ya baba, sen kimden yanasın ya? Haklıdan yana. Ziya. Hı. Kemal'in bir suçu yoktu. Niye böyle yaptın Ziya? Sen kimden yanasın Zehra? Haklıdan. Oruç resmen başlamıştır. Allah kabul etsin. Şu andan itibaren oruç yasakları başlamıştır. Gözüm üstünüzde olacaktır. Ona göre kimse yanlış yapmasın. Bu saatte kim ya? Bu nereden çıktı ya? Bana bakın. Burada olduğumu söylemeyin sakın ha. Merak etme sen kardeş. Bana güven. Özellikle de babama. Ne bağırıyorsun Zehra? Karşında Pepe yok. Ya amirim, bırakın Allah aşkına muhabbet etmeyi. Ya Kızıl Ejder'in geldiğini herkese söylememiz lazım. Kızıl Ejder mi? Ya Ünsal, bizi niye topladın buraya? Meraktan çatladı hadi enişte. Şimdi söyleyeceklerimi sakin bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Tamam. Hepinizin hayati tehlikesi var. Ne? Nasıl yani? Ne? Nasıl ya? Ne tehlikesi enişte? Ne diyorsun sen? Hayaletin kardeşi Kızıl Ejder Türkiye'ye gelmiş. Kızıl Ejder? Kızıl Ejder de kim lan? Gelmişse gelmiş. Bize ne? Bizim hayatımız niye tehlikede olsun ki? Bu Kızıl Ejder denilen adam kardeşi Hayalet'in intikamını almaya gelmiş ve elinde bir ölüm listesi var. Ölüm listesi mi? Kızıl Ejder çok korkunç ve acımasız birisi. Kılıcını kurşundan daha hızlı kullanıyor ve önüne gelen kişiyi parça pinçik ediyor. İyi de yani kardeşini biz öldürmedik ki, bize ne ondan? Yalnız listede içinizden bazıları da var. Nasıl? Kızıl Ejder'in ölüm listesinde Deli Kenan ve adamları, Baba Kadir, Şevket. Şevket, ulan yine başını belaya soktun değil mi? Hicabi. Ne? Hicabi? Hicabi mi? Hicabi mi? Hicabi ne alaka lan? Kara Kemal. Kemal mi? Oğlum korkma. Ben o Kızıl Ejder'i parça parça ederim kılıçta. Gerçek samuray benim. Sen merak etme babacığım. Bize Allah'tan korkmayı öğrettiler, kulundan değil. Bıçkın Adnan. Ne? Sen sakin ol canım benim. Ben varım, ben. Ya Ünsal, Melis'le ne alakası var bunun? Ben Melis demedim ki Tülin. Bıçkın Adnan dedim.
Ve ayrıca ben ve Levent de var listede. Aa! Biz yokmuşuz. Biz yokuz ya. Yırttık ha. Ay. Oğlum. Bıçkın Adnan. Oh be, biz de yokmuşuz. Ha Melis, bu arada kuzenine söyle Bıçkın Adnan'a bu aralar İstanbul'a gelmesin. Bulunduğu yerde saklansın. Biz bu kızıl ejderi yakalanana kadar oralarda bir yerde kalsın işte. Tamam enişte. Ya Ünsal, iyi de siz bunu neden yakalayamadınız? Nerede olduğuna dair hiçbir iz yok. Adam hayalet gibi. Zaten adam hayaleti kardeşi. Hayalet gibi. Oh, neyse en azından Ziya listede yok. Zehra bu kadar sevinme. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber mi? Neymiş? Kötü haber, kertenkele ölüm listesinde. Ne? Olamaz, Ziya mı öldürecekler? Listedeymişiz lan. İyi habere gelirsek, Semih'in ifadesi savcılık tarafından kabul edilmedi. Yeni deliller bulana kadar kertenkele serbest. Oh be, yırttım. Ha. Oh be, serbestim ya. Yırttım. Lan ellerini çek. Burada mıydın lan sen? Ha, senin geldiğini söyleyince şuraya saklandım. Ne şerefsizsin lan sen? Ya onu bunu bırak da ortam. Ne güzel bir haber verdim. Vallahi dünyada duydum en iyi haber ya. Ortam deme lan bana. O kadar sevinme bence kertenkele. Kızıl ejder senin de peşinde. Hem bu sefer kuyruğu bırakıp kaçamazsın. Adam tam bir psikopat ya. Yav, kim bu kızıl ejder? Ortağım, nereden çıktı bu adam ya? Ne ortağı lan? Cins misin oğlum sen? Zehra. Hı? Sen de sevgilinle ufak ufak vedalaşsan iyi olacak. Yakında bir yerlerine pamuk tıkayacaklar. Doğru. Sonuçta ölüm fermanı verilmiş. Hem size kertenkele mi yok Zehra Hanım ya? Bence helalleş. Ya Zehra, sen korkma Allah aşkına ya. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Ben gerçekleri söylüyorum. Allah, adam çok tehlikeli diyorum ya. Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Kızıl ejder peşimizde. Melis, sana ne oluyor? Ya listede sen yoksun. Niye halleniyorsun ki orada? İyi de ya benim Bıçkın Adnan olduğumu öğrenirse? Sen korkma Melis'ciğim. Ben o adamı kendi kılıcıyla doğrarım. Kusura bakma ama nah doğrarsın. Öyle ama. Kim ulan bu kızıl ejder? Allah, biz de bilmiyoruz. Bir fotoğrafı, bir görgü tanığı falan yok. Ya adam çok tehlikeli, tam bir psikopat diyorum. Listeden daha şimdiden iki kişiyi temizledi, iki kişiyi de parça pinçik etti ya. Ya. Levent ne diyor enişte? Enişte konuşsana, dilini mi yuttun? Ya Zehra. Kimleri kesti enişte? Ulan Hicabi'ye dokunduysa ben onun var ya. Öncelikle deli Kenan ve adamlarını doğradı. Kenan abiyi mi doğramış? Kenan mı? Ve buna da yetinmedi. Bonus olarak da Şevket'i biçti. Şevket mi? Ölmüşler mi insan komiserim? İkisi öldü. İkisi de ağır yaralı. Kızıl ejder çok korkunç ve tehlikeli birisi. Hiçbir işi yarıda bırakmayı sevmez. Yaraladıklarını da temizlemek için tekrar geri dönecektir. Yani hepimizin hayatı tehlikede arkadaşlar.